ben Ezgi. Bu kanalda hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Bu senede sınava hazırlanmaya ve zamanımın büyük bir bölümünü ders çalışmaya ayıracağım için KPSS sürecimi kanalımda paylaşmaya başladım. Ben sınava 2020'de 3. kez gireceğim. Daha önceki sınav sürecimi ve kaç puan aldığımı anlattığım videomu izlemek isterseniz onu da bu videonun sonuna eklerim. Biliyorsunuz ki ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2020 sınav takvimini açıkladı. KPSS lisans için genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri 19 Temmuz 2020'de, öğretmenlik alan bilgi sınavı da 9 Ağustos 2020'de yapılacakmış. Sonuçlar da 10 Eylül'de açıklanacakmış. Bugün 30 Kasım, yani önümüzde 8 ay kadar bir süre var. Ben de 1 Aralık itibariyle ders çalışmaya başlıyorum. Zaten bu videoyu da 1 Aralık'ta yayınlayacağım. Ben bu videoda size hem geçen seneki çalışma programından birkaç örnek göstereceğim, hem de önümüzdeki aylarda nasıl ders çalışmayı planlıyorum, ders çalışma programımı hazırlarken nelere dikkat ediyorum, bunları paylaşacağım. Ama önce önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan ilki ders çalışma programının çok bireysel olduğu. Yani herkesin çalışma programı kendine özeldir. Çünkü her birimizin çalışma stili, bir konuyu bir dersi nasıl öğrendiği, neye daha fazla vakit ayırıp ayırmayacağı farklı farklıdır. O yüzden başka birinin hazırladığı bir programı aynen alıp kullanmak bize bir fayda sağlamaz. Ancak çalışma programını kendimize göre uyarladığımızda verim alabiliriz. Çünkü o zaman hedeflerimiz daha gerçekçi olur ve şunu da eklemek isterim ki insanı kendinden daha iyi tanıyan biri yoktur bence. İkinci olarak da söylemek istediğim şey, bu süreçte plan ve programın çok çok önemli olduğu. Plansız, programsız ve zaman kontrolü olmayan bir çalışma stilinin başarı getirmesi çok zor. Ben ciddiye aldığım bir işin planlı ve programlı yürümesini çok seviyorum. Çünkü o zaman önümü görebiliyorum ve telaş yapmıyorum. Mesela Aralık ayı sonunda hangi eğitim bilimleri dersini bitirmiş olacağım veya tarihte hangi konuya gelmiş olacağım, bu belli olduğu zaman daha az stres yaşıyorum. Bu yüzden planlı olmak önemli bence. Planlı olunca zaman konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabii bunların hepsi benim kişisel düşüncelerimdi ve belirtmek istedim. Şimdi programa geçebiliriz. Geçen sene sınava hazırlanmaya başlarken attığım ilk adım şu olmuştu. Her şeyi bir bütün olarak görebilmek için önüme bir A4 kağıdı almıştım ve hangi ders hangi konuları içeriyor tek tek konu başlıklarını yazmıştım. Daha sonra izleyeceğim dersin kaç videodan oluştuğunu araştırmıştım ve tahminen haftada şu kadar video izlerim diyerek o dersin tahminen ne zaman biteceğini yanına yazmıştım. Bu arada programımızı yaparken eğer gerçekçi hedefler koymazsak 1-2 gün sonra o programa uymuyoruz çünkü sıkılıyoruz. Mesela ben bazen çabuk bitsin diye o hafta o dersten 6-7 video izleyeceğimi yazardım planıma. Ama başka derslerden de izlemem gereken videolar oluyordu. Bu sefer plana uymak için uykum geldiği halde videoları izlemeye devam ediyordum. Hem çok verimsiz oluyordu hem de soru çözümüne ve tekrar yapmaya vakit kalmıyordu. O yüzden gerçekçi ve dengeli dağılmış bir plan yapmak önemli. Derslerin tahminen hangi ay biteceğini belirledikten sonra haftalık planımı oluşturuyordum. Haftalık planımı yaparken konuların uzunluğuna göre o hafta 1, 2 veya 3 konuyu bitirmeye çalışıyordum. Kaçıncı videoları izleyeceğime kadar yanına not alıyordum her şeyin belirli olması için. Bir de şuna değinmek istiyorum. Ben dershaneye gidiyormuş gibi bütün dersleri eş zamanlı olarak ilerletmekten yanayım. Yani bu ay tarihi bitireyim, diğer ay coğrafya, en son eğitim bilimleri gibi bir planın iyi olacağını düşünmüyorum. Zaten bu zaman açısından da sıkıntılı olur bence. Bütün dersler azar azar ve aynı anda gittiğinde zaten neredeyse aynı zamanda bitiyorlar. Bu da bana daha mantıklı geliyor. Sadece eğitim bilimlerinde çok fazla ders olduğu için hepsini aynı anda değil de iki dersi bir arada götürüyorum. Örneğin program geliştirme ve ölçme dersini bitirdikten sonra gelişim ve öğrenme psikolojisini başlıyorum. Ara ara bu detaylara değinmek istedim. Devam ediyorum. Haftalık planımı oluşturduktan sonra günlük planıma geçiyorum. Her gece yatmadan önce diğer gün neler yapacağımı haftalık planımdan seçip yazıyordum bu kağıtlarda gördüğünüz gibi. Örneğin haftalık planımda tarihten o hafta 20. 21. 22.
23. videoları izlemem gerekiyorsa pazartesi 20. videoyu çarşamba 22. gibi günlere yayarak izliyordum. İşte ben böyle bütünden parçaya bir sistemle çalışıyorum. Bu benim tamamen kendi kendime oluşturduğum bir çalışma planıydı. Belki size çok detaylı gelmiş olabilir ama ben bu şekilde detaya inerek bir program yaptığımda daha kolay uyum sağlıyorum. Çünkü her şey belli. O masaya oturduğumda ne çözeceğim, ne izleyeceğim belli oluyor. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Değinmek istediğim bir konu daha var. Ben bu günlük planı uygularken her gün ama her gün İlk olarak paragraf sorusu çözerek güne başlıyorum. Bunu neredeyse hiç atlamıyorum. Evet, bazen çok sıkıcı olabiliyor ama çok sıkıldığım günlerde bile 10 tane de olsa çözmeye çalışıyorum. Bunun da faydasını hem KPSS Türkçe sınavında hem de ALES'te görmüştüm. Paragraf sorularını sabah ders çalışmaya başlamadan, erken saatlerde zihnimiz daha açıkken çözmek daha verimli oluyor. Bazen sabah üşenip gün içinde çözerim diye ertelediğim oluyordu benim de. Akşam en son sıra ona geldiğinde çok yorgun oluyordum. O yüzden sabahları paragraf sorusu çözmek en doğru zaman diye düşünüyorum. Diğer bir konu da denemeler. Ben deneme yapmak için konularımın bitmesi beklemiyorum. 2019 KPSS'ye hazırlanırken ilk başlarda 2 haftada bir, daha sonra her hafta sonu, sınava bir ay kala da her gün deneme sınavı çözdüm. İlerlememi kaydetmek için de bir deftere deneme takip çizelgesi tuttum. Bu sene de aynı şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Şimdi bu sene için planladığım programa geçebiliriz. Bu sene çok fazla video ders izlemeyeceğim. Çünkü geçen yıl notlarımı düzenli bir şekilde tuttum. İlk etapta ölçme için Benim Hocam kanalına yeni katılan Sabri Sait Hoca'nın videolarını izlemeye karar verdim. Onun da toplamda 38 videosu varmış. Onu 7 haftaya bölerek izleyeceğim. Diğer dersleri ünite ünite defterlerimden çalışarak, konu bittikten sonra soru bankasından sorusunu çözerek ilerleteceğim. Video izlemediğim için büyük ihtimalle konularım daha hızlı ilerleyecek. O yüzden bu sene bol soru çözmeye ve bol tekrar yapmaya daha çok vakit ayırabileceğim. Zaten geçen sene içinde kendimde eksik gördüğüm şey çok fazla konu çalışmaktan soru çözmeye yeterli vakti ayıramamaktı. Bu sene sanırım bu konuda daha avantajlıyım. Planıma ekleyeceğim yeni bir şey de şu olacak. Sadece tekrar yapmak için kendime ayrı bir gün ayıracağım. Günlük tekrarlar dışında o gün genel bir tekrar yapmanın bilgileri daha kalıcı hale getireceğini düşünüyorum. Bu hafta başlangıç olarak kendime bu planı yaptım. Yine paragraf çözerek güne başlarım ve mola vererek devam ederim. Ben saatli bir program uygulamıyorum. Saatli programa uyması çok zor geliyor bana. Sadece molalarımı çok uzatmadan derse devam etmeye özen gösteriyorum. Benim plan ve program konusunda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda da ders çalıştığım süreci vlog tarzında kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. O zaman da süreci nasıl devam ettirdiğimden bahsederim zaten. Umarım bu videoda anlattıklarımın size faydası olmuştur. Zaten bu videoyu çekmemin amacı fikir, motivasyon ve ilham kaynağı olmasıydı. KPSS içerikli videolarımın devamı gelecek. Bunun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınava hazırlanan herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.